Bilim Kurulu kuralları yeniden revize etmeye hazırlanıyor dedik. Akşam gazetesinden gelen detay, Bilim Kurulu kısıtlamaları görüştü. Bilim Kurulu aşılanmayanlar için çeşitli mekanların kısıtlamasını gündemine aldı ve aşılamayı artırmak için maç, sinema, AVM'lerle kapalı ortamlardaki düğün, konser ve kongrelere aşılı olmayanların alınmaması önerisi çıktı. Bu öne çıktı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da aşılama oranının düşük kaldığına dikkat çeken üyelerin önerileri kabine toplantısında da ele alınacak efendim bu hafta. Karar gazetesinden de başka bir yansıma var. Özellikle bayram trafiği, tatil beldelerindeki bayram yoğunluğu. Dün Bodrum Belediye Başkanı konuğumuzdu ve ne kadar yoğun olduğunu Sayın Başkan'la konuştuk. Ve baktığımızda aslında sadece Bodrum gibi bir bölgede bile 1 milyon yerli turistin, yerli ve yabancı turistin toplamda akın ettiğini söyleyebiliriz. Covid'e bayram olmasın, gündem kalabalığında kaybolmaması gereken bir tehlike. İşte tıklım tıklım riski görüyorsunuz. Tırmanış durdurulamıyor. 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15, 16, 17 arada baktığımızda 6.285 vaka oranından çıktık 7.666 vaka oranına. Vaka eğrisi yükselirken maskenin, mesafenin yok sayıldığı bayram tatili riski katladı. Otoyollarda, havalimanlarında seyahat kuyrukları 48. saati aşarken Ege ve Akdeniz'de otellerde, plajlarda doldu. 40 bin kişilik Çeşme'nin nüfusu 650 bine fırladı. Yani aslında aklı olan sevgili izleyicilerimiz, şu dönemde bu bayram tatilinde evet çok sıkıldık hepimiz. Nefes almak istiyoruz, denize girmek istiyoruz, rahatlamak istiyoruz ama aklı olan bana kalırsa bu kalabalığa karışmaz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın yarısından çoğu aşılı değil ve yarısından çoğu, hatta belki de hepsi maske, mesafe kuralına, hijyen kuralına özen göstermiyor. Nasıl bir anda bu kadar gevşedik? Aslında konuşulması gereken bir mesele daha. Ve bir dönüm noktası olabilecek bayram öncesi uzmanlar uyarıyor aynı zamanda. İş çığırından çıktı, hemen frene basmazsak eskiye döneriz diyor ki dünyaya baktığımızda Avrupa ülkelerinde, İngiltere'de delta mutasyonu meselesi dolayısıyla yeniden kısıtlamalara gidildi. Pek çok ülkede o hal gibi kısıtlamalar söz konusu ama Türkiye Kurban Bayramı tatilinde ve tatil yörelerine, memleketlerine gidenlerin büyük bir göçü söz konusuydu bu hafta. 10 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyordu. Koronavirüs bulaşıcılığını artıran sosyal hareketlilik en üst seviyede, herkes kendine çok ama çok dikkat etsin. Bodrum son yıllarda bu kadar büyük trafiği bir arada görmemişti. Tatilde İstanbul'da mı kaldınız? Evet. Neden? Parasızlıktan. Gidemeyiz. Gücü yeten gitti, yetmeyen şehirde kaldı. Büyük göç devam ederken tatil yörelerinin kalabalığı her geçen saat artıyor. Bodrum'a sadece otellere gelen nüfus 1,5 milyon. Çeşme'de plajlarda şemsiyeler üst üste açıldı. Ege ve Akdeniz plajlarında adım atacak yer yokken şehirlerde de durum çok farklı değil aslında. Eskişehir'de baklava, Malatya'da berber kuyruğu, İstanbul'da AVM'ye giriş sırası uzayıp gidiyor. Trafik Bodrum'da da, İstanbul'da da aynı. İstanbul'dan gitmek mi zor yoksa İstanbul'da kalmak mı? Gidenler tatil trafiğiyle, İstanbul'da kalanlar şehrin trafiğiyle boğuştu. İstanbul'dan herkes gidecek, yollar bomboş kalacaktı. Hayal buydu ama İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik her zamanki gibi, aynen bu trafik bizi mahvetti. Kalabalık değil diye geldik ama kalabalıkmış. Bayramda terk ederler giderler diye. İstanbul boş kalır hayaliyle geldiler ama aynı hayalle gelenler sayesinde İstanbul yine kalabalık. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. İstanbul ve Antalya havalimanları en kalabalık noktalardandı. Gece Esenler Otogarı'nda tıklım tıklım peronlardan otobüsler, ek seferler ve yüksek fiyatlarla yola çıktı. Şu araba 54'lük full paket. 50 lira falan yükseliş falan var biletler şu anda. Kalktı pandemi şeyi. Islaması. Oteller büyük oranda dolu. Misafirlerimizden tek talebimiz, rezervasyon yaptırmadan
Bodrum'a gelmemeleri. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Çalarsat hafta sonunda Merve Yıldırım'ın konuydu. Rezervasyonsuz gelmeyin uyarısında bulundu. Çünkü aslında yer kalmadı birçok noktada. Yerli turist akınına yabancı turistler de eklendi. Turistlerin Türkiye'yi tercih etme sebeplerinden biri de döviz kuru ve korona yasaklarının bulunmaması. Evet, turist. Nereden geldiniz? İran'dan. Türkiye'yi tercih etme sebebiniz neydi? Bana her şey rahat burada, serbest. Şu anda önlem sadece biz Türklere var. Turistler bundan muaf gibi davranıyorlar zaten. Yani çok rahat, free şekilde takılıyorlar. Veranlar var. Evet. Yani hatta belki aşılama yüzünden hani biraz rahatlık olmuştur insanlarda. Oysa uzmanlar uyarıyor. Aşılama sürecinin çok başındayız. Toplumsal bağışıklık henüz oluşmadığı için maske, mesafe, temizlik kuralları devam etmeli. Özellikle tatil yörelerinde yaşanacak bir vaka artışı yatak sayısı az olduğu için kriz yaratabilir. Maske takmıyor musunuz? Ne gereği var? Evet. Yani her şeyden önce kural şu an. Maske takan da ölüyor, takmayan da ölüyor.